Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle birlikte 20. yüzyılın en önemli kadın yazarlarından biri olan Virginia Woolf'u ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bu arada bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilir, böylelikle bana destek olabilirsiniz. Edebiyat tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Virginia Woolf, acıyla beslenen ve beynindeki her detayı okuruna geçirmek isteyen bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. Akıp giden zaman karşısında insanın gözünden kaçan ne varsa yakalamaya çalışan bu eşsiz yazarın gelin hep birlikte enteresan yaşam öyküsünü inceleyelim. Virginia Woolf, 25 Şubat 1882'de Londra'da dünyaya geldi. Hiçbir zaman okula gidememiş olan Virginia, evinde eğitim aldı. Ailesinin İngiltere'deki en seçkin ailelerden biri olması ve aynı zamanda iyi eğitim almış olmaları da Virginia için büyük bir şans oldu. Babası Sir Leslie Stephen, eleştirmen, editör ve biyografi yazarıydı. Oldukça büyük olan kütüphanesi sayesinde kızı Virginia da burada kendini yetiştirme fırsatı yakaladı. Özel öğretmenleri sayesinde Latince ve Yunanca dersleri aldı ve henüz 9 yaşındayken abisiyle birlikte Hyde Park Gate News adlı haftalık bir dergi çıkarmaya başladılar. Virginia'nın annesi babasının ikinci eşiydi ve kendisiyle birlikte 6 kardeştiler. Teyzesi birinci sınıf bir fotoğrafçı, büyük babası, amcası, üvey kardeşi de şövalyelik ünvanı almışlardı. Oldukça şanslı bir çevrede büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayatının büyük bölümünü evinde geçirmesi sebebiyle yazarın yaşadığı çevre kendisi için oldukça önemliydi. 7 hizmetçisi, 6 katlı, görkemli bir evde yaşıyordu. Ancak bunlar zamanla değişecek ve Virginia Woolf zorlu bir döneme girecekti. 1895 yılına gelindiğinde Virginia 13 yaşındayken annesi grip nedeniyle hayatını kaybetti. Annesinin ölümünden derinden etkilenen Virginia, 2 yıl boyunca sinir bozukluğu sebebiyle krizler geçirmeye başladı. Bu yaşadığı acı ve ağır depresyon sebebiyle halüsinasyonlar görmeye başladı ve olmayan sesleri duyuyordu. 1904 yılında ise babasını kaybetmesinin ardından yaşadığı bu acılar onda derin travmalar yaşatmış ve günlük hayata dönmesi bayağı bir zaman almıştır. Bu sürecin sonunda kardeşleri Vanessa, Toby ve Adrian'la birlikte 22 yaşına geldiklerinde Londra'nın Bloomsbury semtine taşındılar ve bu değişiklik Virginia'nın da anılarından kaçması için bir fırsat oldu. Miras olarak oldukça yüklü bir serveti bölüştüler ve hiçbir kurala bağlı olmadan yaşamanın verdiği rahatlıkla birlikte evlerinde sabahlara kadar oturup sanat, edebiyat, aşk ve din üzerine tartışmaya başladılar. Virginia Woolf profesyonel anlamda yazmaya 1905 yılında edebi eleştiriler yazarak başladı. Her şey güzel gidiyor derken 1906 yılında kardeşleriyle birlikte çıktıkları Yunanistan gezisinde kardeşi Toby'nin tifodan hayatını kaybetmesi ise Virginia için baş edilemez bir acı olmuştu. Toby'nin ölümünün ardından daha 2 gün geçmeden ablası Vanessa'nın evlenmesi de yazara derin travmalar yaşattı. Tüm bu olaylar üzerine kardeşi Adrian'la başka bir eve taşındı ve aydın çevrelerle tanışma fırsatı buldu. Böylelikle Londra Sosyetesi'nin katıldığı toplantılar düzenlemeye başladı. Bu toplantılar sırasında açık sözlülüğü ve sivri diliyle gözleri üzerine çeviren yazar, dönemin en önemli dergilerinden biri olan Cornhill'de edebiyat eleştirmeni olarak yazmaya başladı. 1909 yılında nişanlanmış, ancak iyi anlaşamadıklarını düşündüğü için ayrılan Virginia, ardından bir yıl süren ruhani bir çöküş yaşadı. Bu dönemde yayınlamayı düşündüğü ilk romanı The Voyage Out için gelecek eleştirileri düşünmeye başlamıştı. Özel hayatında ise ablasının eşiyle bir ilişki yaşamış ve hayatı dibe doğru sürüklenmeye başlamıştı. 1912 yılına gelindiğinde abisi Toby'nin arkadaşı olan Leonard Woolf ile tanışması ise hayatının dönüm noktası oldu. Leonard kendisine hem ömür boyu sağlığı için hem de kişiliği için en büyük destekçisi olacaktı. 1913 ve 1915 yılında yaşadığı ruhsal çöküntülerde intihar girişiminde bulunmuş, ancak Leonard'ın bu sorunlar üzerine birçok doktorla görüşmesi ve doktorların bu evliliğin çocuksuz devam etmesi gerektiğini söylemeleri üzerine Virginia'nın bu ağır ruhsal çöküntüye girmesine sebep olmuştu. Virginia için hamilelik oldukça önemliydi ve bunu yaşayamadığı için kendini tam bir kadın olarak göremiyor ve başarılı
başarısız olarak nitelendiriyordu. Tüm bu olanların ardından bir kliniğe yatırıldığı ve burada geçirdiği dönemde tam iyileşemeden klinikten çıktığı için kocası onu tekrardan kliniğe yatırmaya çalıştı. Bu dönemde de hayatına son verme girişimlerinde bulundu. 1917 yılında sağlık durumu düzeldikten sonra yaşadıkları evden adını alan Hogarth Press'i kurdular. Bu kurdukları yayın eviyle dönemin en önemli yazarlarının kitaplarını bastılar ve bu durum aydın yazarlar etrafında Wolfe'un daha da özgürlükçe yaşamasına yardım etti. 1919 yılında ikinci kitabı olan Gece ve Gündüz'ü yayımladı. Bu yazdığı iki romanı ile birlikte Virginia'nın deneyici kişiliği ortaya çıktı. Çok fazla şey yaşaması ve bunu okuruna aktarabilme isteğiyle bilinç akışı tekniğini kullanmaya başladı. Bu tekniği çıkarmış olduğu Jacob'ın Odası adlı kitabında kullandı. 1925 yılında çıkardığı Miss Dalloway ise yazarın en başarılı kitaplarından biri olarak seçilecekti. 1929 yılında Kendine Ait Bir Oda adlı kitabını yayımladı ve bu kitabında kadınların yazarlık veya başka mesleklerde söz sahibi olabilmeleri için kendilerine ait bir odaya ve gelire sahip olmaları gerektiğini savundu. Bu eseri ise dönemin eleştirmenleri tarafından başyapıt olarak değerlendirildi. 1937 yılında ise Yıllar adlı romanını kaleme aldı ancak savaştan ve oluşan gerilimden kötü etkilenmeye başladı. Bu dönemde birçok eski dostunu kaybetti ve yeni bir bunalım yaşamaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Virginia yeniden intiharı düşünmeye başladı. Eşinin bir Yahudi olması ve Nazi tehlikesi Virginia'yı da derinden etkiliyordu. 26 Şubat 1941 tarihine gelindiğinde ise Virginia Perde Arası adlı kitabının denemesini okuması için eşine verdi. Bu romanı yazdığı dönemde hiçbir sıkıntı çekmemiş ve duygusal bunalım yaşamamıştı. Ancak Virginia'nın kitabı okuduktan sonra hoşuna gitmemesi ve kitabı beğenmemesi Virginia'nın depresyonunu da oldukça arttırmaya başladı. Okuyamayan, yazamayan ve aklını tamamen yitireceğinden korkan yazar en sonunda kendisini öldürmeye hazır hissetti. 28 Mart 1941 tarihinde ise kocasına ve bir dönem eşcinsel ilişki yaşadığı dostu Vita Sackville West'e bir mektup yazdı. Bastonuyla birlikte Oğuz Irmağı'na yürüdü ve ceplerini kendini suda bastırmaya yetecek kadar taşla doldurduktan sonra kendisini suya bıraktı ve böylelikle hayatına son verdi. Kocasına yazdığı mektupsa şu şekildedir: "Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumdan eminim. Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım. Hiçbir şeye odaklanamıyorum. Bu yüzden yapabileceğimin en iyisi olduğunu düşündüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana verilebilecek en büyük mutluluğu verdin. Benim her şeyim oldun. Bu korkunç hastalık beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı. Hayatını mahvettiğimin farkındayım. Ben olmazsam rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin. Görüyorsun, bunu bile düzgün yazamıyorum, okuyamıyorum. Söylemek istediğim şu ki, yaşadığım her mutluluğu sana borçluyum. Bana hep sabır gösterdin, çok iyi davrandın. Demek istediğim bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, o kişi sen olurdun. Bir tek senin iyiliğinden eminim. Onun dışında her şey beni terk etti. Hayatını mahvetmeye devam edemem. Birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum." Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda edebiyat tarihinin en önemli kadın figürlerinden biri olan Virginia Woolf'u ve onun enteresan yaşam öyküsünü inceledik. Peki siz Virginia Woolf hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.